36. Olağan Genel Kurulu'nu kutluyoruz. 1974 yılında kurulan Türkiye Yem Sanayiciler Birliği'nin 35 yıl sonra yine aynı heyecanla bütün sektör paydaşları olarak toplandık. Bu geçmişle ilgili ve gelecekle ilgili bazı öngörülerde bulunduk. Buna göre Türkiye'deki yem sektörü ilk defa bugün genel kurulumuzda açıkladık. Belki kameralarda da ilk defa sizle konuşuyoruz. İlk defa 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye Avrupa Birliği'nde yem üretiminde birinci oldu. 25 milyon ton yem üreterek Avrupa birincisi olduk. Bu aralıksız büyümeye devam eder. Bir sektör durumundayız. Bu sektörle ilgili ham maddeleri alırken büyük bir kısmını Türkiye'de üretilen hububatlardan, nişasta ve yağ sanayi artıklarından, ürünlerinden alıyoruz. Bir miktarda ithal etmek durumunda kaldığımız ürünler var. Bunlarla ilgili bakanlıklarımızdan, genel müdürlüklerimizden, toprak mahsulleri başta olmak üzere gıda kontrol genel müdürlüğümüzden bazı isteklerimiz vardı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman Komisyon Başkanı da geldi. Onlardan birçok isteğimiz oldu. Bizim geçmişe yönelik paralel yaptığımız çalışmalardan çok olumlu dönüşler var ve bunun önümüzdeki süreçte de devam etmesi gerektiğini ve bu sektörün ne kadar önemli olduğunu, gıda zinciri içerisinde yem sektörünün ne kadar önemli olduğunu, kaliteli yemden ancak kaliteli gıdanın olacağı, kaliteli gıdadan da ne yersen odur diye bir laf vardır beslemede. Kaliteli gıdanın çıkacağı sorumluluğuyla biz görevimizin bilincinde üretim yapmaya devam ediyoruz. 2019 yılı ile ilgili geçmiş yıllara oranla biraz daha fazla yağış aldığımız bir yıl. Bu sene muhtemelen fazla yağışın getirdiği olumlu, aynı zamanda olumsuz da bir takım öngörüler var. Onları da bakanlık yetkilileriyle görüştük. Önümüzdeki dönemde yem sektörünün 37 milyon tonu bulan kurulu kapasitesiyle ihracata hazır olduğunu ve çok büyük ihracat potansiyelinin Türkiye'nin sınırlarında olduğunu, tavuk, yumurta, balık başta olmak üzere hayvansal ürünlerin ihraç edildiği temel noktalar Orta Doğu, efendim doğumuz İran başlıyor şimdi, İran'da büyük sıkıntılar var. Onlara büyük oranda tavuk ve yumurta ihraç etme imkanı doğacak. Özellikle Afrika başta olmak üzere oralarda yeni ihracat pazarları var. 2023 yılına kadar yem sektörü bölgesinin önemli ihracatçı bir ülkesi olma yolunda ilerliyor.